Çok iyi oldu. Yoruldun değil mi çok? İstersen şey yapalım. Ben gideyim ajansa. Sen çünkü yoruldun belli ki. Notları falan alırım ben. Sanırım ben gelmiyorum. Tamam, ben de onu diyorum işte sana. Sen gelme hiç. Ajansa giderim ben. Ajanstaki notları alırım, yarın konuşuruz. Sanırım. Senin ben yarın da gelmeyeceğim. Nasıl yani? Polen'in teklifini kabul etmeye karar verdim. Gidiyorum. Gidiyor musun yani? Evet. Emin misin? Evet, sanırım. Eminim. Karar verdim. Gidiyorum. Tamam. Kararını verdiysen eğer... Tamam. Ama sana iki çift lafım var. Ben çok hata yaptım. Seni kaybetmemek için çok hata yaptım. Ama sonra çabaladım ben. Ya ne olursa olsun senin için çabaladım. Ne kadar zor olacağını bilsem de çabaladım. En azından denedim. Ama sen... Sen vazgeçtin Can. Sana. Kaçıyorsun Can. Her şeyden kaçıyorsun. Sorunlardan, benden, annenden, her şeyden kaçıyorsun. Sen annene çok kızgınsın ama annen gibi davranıyorsun. Sen bu kadar kaçmak isterken ben seni durduramam ki. Durdurmam. Madem kararını verdin... Hoşça kal. Gidiyor yani. Aynen böyle mi dedi? Gidiyorum mu dedi? Evet. Kelimesi kelimesini anlattım size. Polen'in iş teklifini kabul edecek. Ya ne bileyim, acaba sen mi yanlış anladın? Ya da böyle blöf mü yaptı? Bir seni mi denedi acaba? Abla, size her şeyi anlattım diyorum. Ben Can'ın gözlerinin içine baktım. Mücadele etmiyor. Etmek istemiyor. Ben de gerçekten artık çok yoruldum. Yani onu ne kadar sevsem de beni istemeyen birinin peşinden ne kadar koşabilirim ki? Sanem belki istiyordur. İstiyordur da tam ne istediğini bilmiyordur. Belki kafası böyle çok karışmıştır. Kafasını dağıtmak için şey yapıyordur. Hmm. Ben daha fazla burada kalamam. Kararımı verdim. İstifa edeceğim. Aa. Sanem ablacığım, saçmalama. Böyle hemen acele karar verilecek bir şey değil bu. Bir sakin ol, bir düşün. Abla. Canım beni istemediğini bile bile, bu yüzden gittiğini bile bile daha fazla burada kalamam. Ben burada baktığım her yerde onu göreceğim. Ya Sanem, yani bak kariyerinin başındasın, iyi de ilerliyorsun. Hem yolun da açık. Biz de seni çok sevdik. Sensiz yapamayız ki. Gitme. Ben bu şekilde işime odaklanamam. Yani burada olmaz. Ben istifamı yazacağım. Aa, hemen şu anda yazacağım diyorsun yani. Bu kalem yazmıyor. Tamam, yazmıyorsa bak bu da bir işaret işte. Sonra yazarsın o zaman. Abla, bir kalem verir misin orada? Veremem ablacığım, yok kalem, hiç kalmamış. Kalem de yok, kağıt da bitti. İyi. Ben de başka yerden buldum kalemi. Ya Sanem, ay inat etti yine ya. Ama sonra çabaladım ben. Ya ne olursa olsun senin için çabaladım. Ne kadar zor olacağını bilsem de çabaladım. En azından denedim.
Ama sen vazgeçtin Can. Kaçıyorsun Can. Her şeyden kaçıyorsun. Sorunlardan, benden, annenden, her şeyden kaçıyorsun. Sen annene çok kızgınsın ama annen gibi davranıyorsun. Sen bu kadar kaçmak isterken ben seni durduramam ki. Durdurmam. Sen öyle gözünü dikmiş Sanem'e bakıyorsun. Sanem'in yazmasını düşünce gücümle engellemeye çalışıyorum. Neden? Ne yazıyor ki? Dur bir saniye, kalem okumaya çalışıyorum. Kalem okumak mı? Nasıl yani? Dudak okuyamadığın gibi mi? Güliz, ağzımdan laf alamayacaksın. Zaten yazarsa göreceksiniz. Hepiniz öğreneceksiniz ne olduğunu. Ama bence yazamayacak. Aa, niye öyle diyorsun? Sanem'in kalemi gayet kuvvetli bence. Yani bilmiyorum ne yazdığını ama bence ne yazıyorsa gayet güzel yazıyordu. Öyle bir şey değil o. Nasıl bir şey o zaman? Söylesene, meraklandırmasana insanı. Ne yazıyor ya? Söyle. İstifa dilekçesini yazıyor. Ne? Sanem istifa mı ediyor? Ne diyorsun sen? Can Bey ne diyecek bu duruma? Can Bey de Balkanlara gidiyor zaten. O yüzden istifa ediyor. Can Bey de mi gidiyor? Can Bey'in gittiğini nereden biliyorsun sen? Sen söyledin. Sanem'in istifa ettiğini de söyledin mi? Evet CC, şimdi söyledin ya. Ben ağzıma bakla, ıslanmıyor. Hiçbir şey ıslanmıyor. Benim ağzımda artık hiçbir şey ıslanmıyor. Bravo Cece, bravo. Sen şey yap, sen kalem okumaya devam et. O kadar çok işim var ki, çok işim var. Tabii kesin işlerim vardır. Git yay. Şimdi şu Güliz'in benim enerjisinden kurtulmam lazım. Biraz topraklanayım. Enerjimi sıfırlamam gerek. Evet. Müjdemi isterim. Can senin teklifini kabul ediyor. Ayrıca Sanem'le de ayrılmışlar. Hatta şu anda istifasını yazıyor. Evet. Tamam, öpüyorum. Sanem ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Cece, ver onu. Verse hayır, bir konuşalım. Bunu verir misin? Sanem bak, çok acele karar veriyorsun. Ne yapıyorsun ya, ver şunu. Ver. Sen Sanem, çocukluk yapıyorsun. Çocukluk falan yapmıyorum, konuşalım diyorum sana. Şunu ama ver dedim. Çok acele. Ver. Sanem. Ne yapıyorsunuz? Ne o elindeki kağıt senin? Şey bu. Bu benim istifa mektubum. Şimdi Can Bey burada yok. Siz benim üstüm olarak yani bunu size verebilir miyim? Hayır. Ben asla senin istifa mektubunu imzalamıyorum Sanem. Çünkü sen saçmalıyorsun bu kadar emeğinin üstüne. Sen niçin işini bırakıyorsun? Bazı özel sebepler diyelim. Ne gibi özel sebepler? Şöyle ki Can Bey, Polen Hanım'la Balkanlara gidiyor. İş teklifini kabul etmiş. Can gidiyor mu? Evet. Can nasıl gidiyor? Uçakla giderler. Ay nereye gidiyor? Ajansla bu kadar işler üstünüze yıkılmış. Can nereye gidiyor? Hadi Can gidiyor. O Can Divit gene esmiştir, bir şey olmuştur, daralmıştır, gidiyor. Sen neden işini bırakıyorsun Sanem? O da şöyle ki Deren Hanım, yani baktığım her yerde Can'ı göreceğim. Ajans hep Can'ı hatırlatacak bana diye, daha duygusal bir şey olarak öyle düşünelim. Artık konunun haricinde duyguları da anlatıyorsun. Bravo CC. Tebrik ediyorum seni. Ben baya baya konuşuyorum artık böyle, hiç sır falan. Aktı gitti. Ben ağzımı artık hiç tutamıyorum. Hiç. İyi değilim ben. Şimdi tabii... Düşününce sana hak veriyorum. Kalbin de kırılmış belli ki. Yani tabii çok yıpratıcı bir şey. Değil mi? Ben o zaman şunu... Yok. Ben imzalayamam. Sen hemen imzalayamam. Bilmiyorum, git Emre'ye imzalat. İmzalıyorsa o imzalasın. Ay bilmiyorum, çok canım sıkıldı çok. Tamam, daha sonra arayayım size, olur mu? Tamamdır, sağ olun. Emre Bey, müsait misiniz? Müsaitim, gel Sanem. Anlat bakalım, ne oldu? Barıştınız mı? Yok, barışmadık. Nasıl yani, niye? Emre Bey, ben... istifa etmek istiyorum. Bu da istifa dilekçem. Ne istifası Sanem? Saçmalama.
Emre Bey. Ben çok yoruldum. Yani bu ajansa girdiğimden beri çok çabalıyorum. Böyle yalanlardan, tuzaklardan uzak durmaya çalışıyorum ama yapamadım. Ben sizi suçlamıyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ya ben kimseyi suçlamıyorum aslında. Bence bu konuda hepimizin suçu var. Ben yaptıklarımı telafi etmek için kendimi affettirmeye çalıştım. Ama beceremedim. Yani affetmedi Can beni. Can gidiyor. Polin'in teklifini kabul edecek değil mi? Benim burada kalmamın hiçbir anlamı yok. Bu arada ben sizden aldığım parayı geri vermek istiyorum. Yani taksit ödemek istiyorum. Yani yavaş yavaş. Sanem. Borcum falan yok. Ben bu parayı size ödeyeceğim Emre Bey. Sanem. Borcunu sildim. Tamam? İtiraz etme. Yine de ben borcumu ödeyeceğim size, merak etmeyin. Sanem bir dinle. Bak ani karar verme. Yani bak abimi tanıyorum. Pişman olup seni arayacaktır. Bu konuda yapabilecek hiçbir şey kalmadı artık. Bazen olmuyorsa zorlamamak en doğrusu. Kolay gelsin. Sanem, ablacığım iyi misin? İyiyim, eşyalarımı toplayacağım. Ne olsun artık. Böyle canım falan çok sıkkın olduğunda konuş onunla, o da konuşuyor, cevap veriyor. Sanem. Hanım Sanem istifa etti de. Aa, niye? Bazı özel sebeplerden diyelim. İşte özel hayatla iş hayatını birbirine karıştırınca böyle özel sebeplerden istifalar oluyor. Neyse Necan. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Başarılar. Ablacığım bırak, ben gelirken getiririm. Bırak. Hepinizi çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Size her şey için teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ederiz. Ara bizi. Buralarda tutma. Yolun açık olsun. Sen şimdi böyle istifa ettin diye hiç aramayacak mısın bizi? Gelmeyecek misin yani? Gelirim. Gel. Gelmez olur muyum hiç? Biz çok alışmışız çünkü sana. Mesela ben çok alışmışım. Gel.
Kendinize iyi bakın. Ben de kendime. Görüşürüz. Aslında gerçekte prenslerin hayallerimdeki gibi bir hayatları olmadığını gördüm. Ve hayaller bitti. Hayaller bitmez. Ama kırılabilir, yıkılabilir. Belki de. Ama içten içe hayal etmeye hep devam ettim. Ben seni seviyorum Can. Sen de beni seviyorsun. Biz birbirimizi seviyoruz. Eğer biz istersek her şeyin üstesinden gelebiliriz. Biz deme Sanem artık. Biz diye bir şey yok artık Sanem. Aramızdakiler bu kadar özel olsaydı zaten bütün bunlar olmazdı Sanem. Sen de artık herkes gibisin benim için. Sanem ben yarın da geleceğim. Nasıl yani? Polen'in teklifini kabul etmeye karar verdim. Gidiyorum. Savaşmıyorsun Can, kaçıyorsun. Beni gerçekten sevsen kaçmazdın. Affederdim. Taksi! İyi misiniz? Birden önüme çıktınız. İyi misiniz? Hadi. Tamam, arkadaşlar yardım edeyim. İyiyim. Tamam, kıpırdamayın. Ben ambulans çağırıyorum. Yok, gerçekten gerek yok. Ben iyiyim. Sadece kafamı çarptım biraz. Teşekkür ederim. Yani cevap ben... Bir şeyiniz yok mu? Ayağa kalkabilir misiniz? Ben yardım edeyim. Arkadaşlar bir el atın. Ablacığım. Yavaş, tamam. Aa, başım dönüyor. Yok, hastaneye gidiyorum. Kapıyı açar mısın? Gerçekten bakın iyi olurum ben de. Hastaneye yok. Gitmemize lütfen, gerek yok. Lütfen itiraz istemiyorum. Buyurun lütfen. Sadece başımı çarptım. Olsun lütfen. Bakın bir şey olmadı. Yok. Sadece... Olsun. Her türlü gidelim biz. Tamam yavaş. Gerçekten gerek yok. Tamam ben tutuyorum tamam. Acil fren sistemi de vardı ama. Gerçekten benim ortam... Yok, önemli değil. Olur mu öyle şey? Neyse ki röntgen sonuçları temiz çıktı. Doktor sadece kontrol amaçlı biraz daha müşahede altında tutmak istiyor sizi. Çok teşekkür ederim. Sizi de uğraştırdım böyle. Yok, olur mu öyle şey ya?
benim yüzümden buradayız zaten. Hatta beni şikayet bile edebilirsiniz. Şikayet mi? Yok. Yani aslında bu olayda suçlu olan benim. Yani şikayet etmem size. Gidebilirsiniz. Ben sizi daha fazla işinizden alıkoymayayım. Olsun, ben kendimi yine sağlama alayım da. Tansiyonunuzu ölçeceğiz. Bir de dosyanızla ilgili bazı bilgiler sormam gerekiyor. Ben dışarıda bekliyorum. Ailenize falan haber vermemi ister misiniz? Yok, ailemi hiç telaşlandırmayayım şimdi. Aslında ablamı arasam çok iyi olur. İsterseniz ben arayabilirim. Yok, ben arayayım. Çantam nerede? Arabadaydı. Hemen getiriyorum. Tamam, çok teşekkürler. Renginiz bembeyaz olmuş. Tansiyonunuz da bayağı düşük. Aslında iyiyim. Doktor bey birazdan yanınıza gelir. Sizi odaya alacağız zaten. Tamam. Tansiyonu birazcık düşük ama şu anda dinleniyor. Doktor bey de birazdan gelecek. İyi ama değil mi? Bir sorun yok yani. Yok, merak etmeyin. Zaten birazdan odaya alacaklar kendisini. Ailesini arayacaktı, ablasını. Siz telefonunu getirecektiniz. İstiyorsanız siz bana verin, ben arayayım. Burada herhalde, bir saniye. Buyurun. Teşekkür. Hayır, yani niye istifa ediyor? Sonuçta... Ben almayacağım. Kovdurt kendini, tazminatını al değil mi? Sen hem kadrolu olalı ne kadar oldu CC? Hı? Ne tazminat alacak? Doğru söylüyorsun Gülis. Sen herkesin ne kadardır çalıştığını, ne tazminat alacağını her şeyi biliyorsun değil mi? Benim emekliliğime ne kadar var mesela, söyle. Ya ben istifa edecektim biliyor musunuz? Beni vazgeçirdi, abla yapma dedi. Kendi benden önce gitti. Ya işte ablayı ezip geçiyorsun. Yani sıralı istifa, yani Allah sıralı istifa versin diye bir şey var. Böyle olmalı ya, önce giren istifa etmeli. Mesela Gülis, sen benden önce girdin bu ajansa. Kalk, kalk istifa et. Git oraya mektup yaz, arz ederim de. Dilekçeni yaz, arz ederim Can Bey de. Cey, saçmalama. Ben senden sonra girdim, sen istifa et. Sen sonra... Sen benden önce girdin, istifa et. Yaz buraya A4 kağıt lazım. İstifa, arz ederim diye mi? Dilekçeni yazacaksın, istifa. Sen de istifa et. Sen de istifa. Tamam, sakinim, sakinim, evet. Kalem ver, kalem ver. Efendim. Buyurun. Ne? Kaza mı? Nasıl? Ne zaman olmuş? Nerede? Senin trafik kazası geçirmiş. Ay, kaza mı olmuş? Çarpmış, evet. Ne kazası olmuş? Kim kaza? Ay, bir şey var mı? Anladım, tamam. Ne kazası Leyla, ne sen diyorsun? Trafik kazası geçirmiş. Hemşire iyi dedi ama tamam, ben hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Tamam, bekle, hastaneye ben beraber gidelim. Emre, bana da haber verin, çok merak ederim. Tamam, tamam. Ay, inanmıyorum, niye bunlar hep bizim başımıza geliyor? Kurşun mu döktürsek? Efendim Emre? Abicim sana ulaştım şükür. Sakin ol. Tamam mı? Sanem kaza geçirmiş. Ne kazası? Ne kazası Emre, söylesene. Hızlı konuş biraz. Durum nasıl, iyi mi? İyi mi Sanem? İyi. Leyla'yı aradılar, hastanedeymiş. Müşahede altında tutuyorlar, tamam. Ben gidiyorum şimdi. Hangi hasta? Şerifciğim, vallahi demedi deme. Çok memnun kalacaksın, Allah bereket versin. Bak, yıka akşam elini, mis. Banyoda kullan, mis. Öyle yapay yapay bakkal ürünlerine benzemez bunlar, saftır. Allah Allah! Sanki bizim sabunlar to sanayide üretiliyor efendim. Bizimkiler de el değmeden paketten öne var. Üstüne üstlük öyle sizin gibi o şeyler gibi, ürünler gibi önüne gelen de mıncık 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 yapmıyor. Heh, işte ben de tam onu söyleyecektim. Bizimki elle yapılıyor, elle, makineden çıkmıyor. Ne alıyor? Ham madde geliyor, mis gibi insan eliyle, emeğiyle doğal bir şekilde yapılıyor, rafa geliyor. Onu diyorum ben. Ha, kim bilir onları ellemeden önce neler elliyorlar. Allah Allah! Ay, içimi tuhaf oldu vallahi. İki gün sonra göreceğim ben seni, iki gün sonra. Böyle parayı ödemeyip deftere veresiye yazınca o zaman bana soracaksın Nihat Bey, ben ne yapayım diye. Allah aşkına muhalefet yapacağım diye saçma sapan konuşma Nihat ya. Allah aşkına şu yapay yapay ürünlerini otur oturduğun yerde, dükkanda gel. Allah Allah, nasıl yapaymış canım? Onlar da organik. Belki başka yerde paketleniyorlar. Değil. Organik. Değil. Organik. Değil. Organik. Değil. Organik. Hayır. Durun.
Siz evlisiniz, ne yapıyorsunuz? Olur mu? Herkese reklam olduk şu anda. Yataklara ayırdık, dükkanlara ayırdık. Ailemizi de mi bölelim? Gidelim biz, işimize bakalım anacığım. Haydi biz kaçtık. Anacığım hadi şu. Yavrum ama sen de şimdi... Organik! Teşekkürler. İyi misin? Başka bir sorun yok ya. Yok, yok iyiyim. Of. Hemşire öyle tansiyonu düştü falan deyince. Evet ama gerçekten iyiyim. Bir sorun yok. Ufak birkaç sıyrık var sadece. Doktor da gelecek birazdan. Yani çıkarırlar beni. Siz isterseniz gidebilirsiniz. Yok, olur mu öyle şey ya? Ben bütün sonuçlar açıklanana kadar bekleyeceğim burada. Bir de acaba siz demesen mi bana artık? Ben zaten gerginim, alışık değilim. Böyle saçma sapan bir şey yaşadık. Bir de böyle üstüne sen, siz deyince falan ben geriliyorum. Bilmem. Denerim en azından. Anlaştık. Teşekkür ederim. Yani önemli olan senin buradan sapasağlam çıkman. Sağ ol. Sana. Can. Can. İyi misin? Evet iyiyim. İyiyim, küçük bir sıyrık sadece. Nasıl oldu kaza? Doktor ne dedi? Doktor bir sorun yok dedi. Vuracak yine. İyisin değil mi? Çünkü sen söylemezsin. Gerçekten iyi olup olmadığını, yani iyi olmasam bile iyiyim falan dersin. Öyle değil değil mi? İyisin. Evet. Tamam, röntgenler falan her şey çekildi. Seninle ilgilenildi. Hı. Bir ihtiyacın var mı? Varsa söyle. Gerçekten yok. Tamam. Doktor nerede? Yani niye tek başınasın burada? Aslında tek başına değil. Her şey kontrol altında. Ben buradayım diyorsun yani. Ha tamam ya, öyle desene ya. Ha. İçim rahatladı. Doktor musun? Hayır. Nasıl her şey kontrol altında olabiliyor o zaman? Yani nereden biliyorsun kontrol altında olduğunu? Şöyle ki ben açıklayayım. Ben açıklayayım. Buyur. Tabii. Doktor değil. Evet. Bana çarpan, arabayı kullanan beyefendi Yiğit. Yiğit. Yani o çarptı bana. Maalesef benim suçum. Sanem'e çarpan araba benim arabam. Sanem'e çarpan araba benim arabam. Cümle bu şekilde değil mi? Ben bu cümledeki hataları düzelteyim sana önce. Bir kere Sanem'e değil, Sanem hanıma. Tamam mı? Ona bir netlik kazandıralım. İkincisi Sanem'e çarpan araba benim arabam nedir ya? O zaman ben sana şu an yumruk atayım. Diyeyim ki ben sana vurmadım, elim vurdu. Böyle mi diyeyim yani? Yok, yok. Şunu bir kabul et, suçlu. Hayır. Sen suçlu değilsin o zaman. Yok. Sen suçlu değilsin, trafik canavarı suçlu. Hayır. Öyle mi? Hayır, ben kendimi trafik canavarı olarak tanımlamazdım değil mi Sanem? Yani... Ne olarak tanımlıyorsun sen kendini? Ben oldukça yavaş kullanıyordum aslında arabayı. Yani yanlış anlama lütfen ama Sanem benim önüme çıktı bir nasıl yayaya nasıl çarptın o zaman? Senin maksimum azami 50 ile gitmen lazım. 20 ile 30 da belki yayaya nasıl çarpıyorsun o zaman sen yavaş gidiyorsun? 50 bile değildi inan bana yani ama... Her şey kontrolüm altında diyorsun, bu özgüven var sende. Kontrol altında değil demek ki, çarpıyorsun, sağına soluna bakmıyorsun. Hastanede ama... orada değil, oradan bahsetmiyorum. Biraz araya girmek istiyorum müsaade ederseniz. Gerçekten benim suçum. Ben karşıdan karşıya geçerken sağıma soluma bakmadan böyle taksiye bodozlama yürüdüm. Görmedi zaten Yiğit beni. O yüzden... Tamam, ben zaten seni anlıyorum. Tamam, sıkıntı yok. Senlik bir şey. Bu konuda çok oynatma. Benim anlamadım yani, benim kafamın takıldığı şey şu yani. Beyefendi nasıl bu kadar hani kısa bir sürede, 2 dakikada böyle senli benli bir tavra girmiş, bir ya rahatlık, bir gevşeklik. O 2 dakikada epey bir şey yaşadık be haliyle, biliyor musun? Yani çarpışmaydı, sonra hastaneye geliş, hastaneye yatış, hastanede kalış, sonra gidip gelip bir şeyler getirdim, röntgenlere baktım falan yani epey bir şey yaşadık. Sen zamanın nasıl geçtiğini anlayamadın, o kadar keyif aldın yani, ha öyle mi? Onu mu söylüyorsun sen bana? Sanem! Abla! Sanem! Abla ne olur? Abla, zamanlaman çok doğru. İyiyim, iyiyim. Hiçbir sıkıntı yok. Dalgınlık işte. Sen iyi misin? İyiyim, teşekkürler. Efendi kim? Ben tanıştırayım hemen. Sanem'i arabasıyla ezmeye çalışan şahıs Emre. Emre, Sanem'i arabasıyla ezmeye çalışan şahıs. Buyurun. Kalabalık oldu. Ben havalandırayım burayı. Üşümezsin değil mi? Yok yok, üşümem ben. Açıyorum. Küçük sıyrıklarım var benim çünkü. Nasıl, trafik var mıydı karşıdan karşıya? Alo, Emreciğim. Efendim annem. Canım, ben Sanem'i çok merak ettim. Yani böyle apar topar da çıkınca hastanedesiniz, rahatsız etmek de istemiyorum ama çok merak ettim. İyi iyi, bir şey yokmuş. Birkaç morluk ezik falan. Oh, çok şükür, çok şükür. Çok geçmiş olsun dileklerimi ilet, tamam mı canım? Tamam tamam, iletirim. Sen de ajansakileri söyle, merak etmesinler, tamam? Görüşürüz. Aman, çok rahatladım. Vallahi çok rahatladım.
Sonra işte apar topar hastaneye geldik. Ay Allah korumuş. Neyse ki ucuz atlatıldı ya. Yani Yiğit Bey size de çok geçmiş olsun. Siz de korkmuşsunuzdur. Kaza oldu sonuçta. Sağ olun, sağ olun. Sen emin ya, önemli olan o. Ajanstakilerle konuştum. İyi olduğunu söyledim, merak etme. Teşekkürler. Sağ olun Emre Bey. Ya beyefendi siz gidebilirsiniz artık. Tamam yeter, eyvallah, çok sağ ol. İlgilenmişsin bu ana kadar, buraya kadar. Tamam okey de yani. Gidebilirsin yeter, tamam. Çattık ya. Ben anlatamadım kendimi galiba. Yok, anlatamıyorsun. Sanem iyi olmadan, hastaneden çıkabileceğini doktordan duymadan ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Ya vicdanım rahat etmeyecek çünkü yoksa. Vicdanla başka bir yere gidip orada mı baş başa kalsın? Ama hasta odası bu kadar kalabalık olmaz. Evet. Doktor Bey birazdan gelir, sizleri burada görürüz. İğne yapar. Evet. Arkadaşınızla iyi olduğuna göre dışarıda bekleyebilirsiniz. Ben çıkıyorum bir ihtiyacın olursa. Sanem ablacığım hemen dışarıdayım, tamam mı? Tamam. Siz de. Biz ne? Şey. Tam çıktılar işte, kalabalık yok artık. Bir kişi de kalsın yani. İhtiyacı olur, bir şey olur, acil bir durum olur. Maalesef. Çıkayım Sanem. Kapıdayım ben o zaman. Hemen. Can dersen duyarım ya. Yani bir çay çorba bir şey içelim. Çok teşekkür ederim. Şimdi organik sektörüne fırtına gibi bir giriş yaptık ya. Reklam sektörüne de aynı fırtınalıkta giriyoruz. Çok güzel planlarım var. Fakat bir eksiğimiz var bizim şu anda. O eksiği tamamlamamız şart. Ne eksik var çocuğum? Şimdi güzel afişlerde markamız var. Ondan sonra ürünlerimiz var, kampanyalarda yazıyor. Ne var, ne eksik ki? Ya ürünün adı zaten yazacak. Hiç diye mi çağıracağız ürünü? Reklam sektöründe celebrity diye bir şey var. Yani ünlü anlamına geliyor. Bu güven veren celebrity şahıs diyor ki mesela, saçlarımı ben bilmem neyle köpürttüm, her yerimden kıl çıktı diyor. Bizim böyle bir yüze ihtiyacımız var. Nereden bulsak acaba? Nereden bulacağım ben celebrity'yi? Evet, ben de mahalleye baktım. Mahallemizde celebrity tabir edeceğimiz bir şahıs yok. Fakat güven veren iki tane ünlü insan var. Biri derneğimizin başkanı olarak sen, diğeri başkan yardımcısı olarak ben. Hazırlattım. Big surprise. Dur ama açma, açma. Ta 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 ta. Ay Muzaffer. Ne güzel olmuş bu. Evet bak bak, öbürüne de. Aa, burada da sen varsın. Abi canım, kendime de bastırttım. Hem de son teknolojiyle bastırttım. Şunun kalitesine bakar mısın? İnanılmaz. Varsa yoksan Muzaffer. İyi ki varsın Muzaffer. Varsa yoksan Muzaffer. Tamam hayır. Şşt, hep oynamaya git. Hayır hayır hayır. Hadi hadi işimizi halledelim. Bak her boyuttan bastırdım. Onları pencerelere asın. Onu ben alayım. Ben kendiminkini alayım. Ben gideyim kendimi asayım. Şuraya asayım. İyi ki varsın Muzaffer. Gör bak bakalım Nihat Bey profesyonel işletmecilik nasıl oluyormuş. Niye çalışmıyor bu ya? Çalışmıyorsa niye koyuyorsunuz Mahmut televizyonu buraya? Ayrıca ben iyiyim. Niye çıkarmıyorlar artık beni? Senin tam olarak iyi olduğundan emin olmak istiyorlar. Değer veriyorlar sana. Emin olmadan bırakmak istemiyorlar haliyle. Anladım. Bir şey soracağım. Bu kaza nasıl oldu gerçekten? Ben istifa ettim. Şu an istifa mı ediyorsun? Ona mı karar verdin? Hayır. Hayır, şimdi değil. Bugün. Bugün ama kazadan önce. Emre Bey'e verdim istifamı. Sonra hava almak için çıktım dışarı. Öyle dalgınlığıma geldi işte. Neden? Neden istifa ettin? Ben artık orada daha fazla duramam. Sanem, ben gidiyorum zaten yani. Sen işinde çok iyisin, çok başarılısın. Çok seviyorsun işini. Ajansı bırakman çok saçma ya, çok gereksiz. İşte saçma değil. Saçma Sanem, ilişkimiz yürümedi diye kariyerini sen niye çöpe atıyorsun ki yani? Bunu nasıl açıklıyorsun şu an bana? Bak ben kariyerimi istediğimi yaparım, tamam mı? İstersem çöpe atarım, istersem turşusunu kurarım, saklarım. Hem birbirimizin tavsiyelerini dinlemiyorduk sanıyordum. Biz istifa edemezsin. Ettim bile.
Ya ajansla işin bu kadar çabuk bitemez. Bitti ama ajansla aramdaki bağ bitti. Bitemez yani. İlla ben gerekçem şu an. İhbar süren var. Ne süren var? İhbar süresi diye bir şey var yani. İstifa dilekçeni verdikten sonra 2 hafta daha çalışman gerekiyor. Buna ihbar süresi deniyor kanunda. Çok da serttir bizim iş kanunlarımız yani. Sanım Hanım. Doktor Bey bütün tetiklere baktı. Her şey yolunda görünüyor Sanem Hanım. Siz de kendinizi iyi hissediyorsanız artık taburcu edebiliriz. Çok iyiyim, beni artık ihbar edin. Çıkarın beni artık buradan. Gördünüz mü, dedim ben sıkıldı diye. Bir şeyden eksik kalıyor. Doktor Bey, bu televizyon neden çalışmıyor? Keşke çalışsaymış ya. İyi misin? İyiyim. Başın dönmüyor değil mi? Gireyim mi kolundan? Ha? Ben arabayı ısırdım. Gerçekten. Isıt arabayı. Hava soğuk, ısıt arabayı. Çok terapist. Doktor söyledi. Sadece sıyırır. Ben bir an önce eve gitmek istiyorum artık. Ben bırakırım sizi elinize. Ya arkadaşım, gözünü seveyim. Allah Allah ya. Sen ne olsun istiyorsun ya? Sürekli bak. Bak, normalde ben çok sakin bir adamım. Senin bu gereksiz kibarlığın beni hırçınlaştırıyor, agresifleştiriyor. Senin derdin ne, niyetin ne? Ne olsun istiyorsun oğlum sen ya? Sürekli bir konuya da bir şey yapayım, edeyim. Ben iyilik meleğiyim, bir şey getireyim, götüreyim. Ne yani bunlar? İnsanlık namında başka ne olacak ya? İnsanım. Allah Allah. Ya benim için hiç sorun değil Senem, gerçekten. Zaten benim yüzümden buradasın. Ya izin ver, telafi edeyim bari. Senem ablacığım, ne diyorsun? Eğer zahmet olmayacaksa senin için. Yok, ne zahmeti ya? Olur mu öyle şey? Arabayı getiriyorum kapıya. Hiç zahmet olur mu? Hiç olur mu? İlik meleği. He, arabayı getirirken kedi köpek ezme, insanları ezme. Dikkat et, sağına soluna bak. Sen ne yapıyorsun ya, pardon? Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorsun? Ne bana yapıyorum? Bir de ya, sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Sen niye bu adamla gidiyorsun? Hayırdır yani? Tanımadığın, etmediğin adam, niye bununla gidiyorsun? Ben onunla gitmiyorum ki, ablamla gidiyorum. Ayrıca eve gidiyorum. Ben senin için sokaktan geçen herhangi biriysem eğer, bunu neden problem ediyorsun anlamadım. Bir anda öyle, hiç yaşanmışlık yok aramızda. Bir anda sen öyle dediğin diye herhangi biri oldun sen yani. Bu adamla niye gidiyorsun? Bu adam suçlu ya, bu insanları eziyor ya bu adam. Sen de buna çanak tutuyorsun ya. Suç ortağısın ya sen şu an. İnsan eziyor bu, insan. Tanımadın etmediğin adam. Emre araba getiriyor. Emre ile git, benle gel. Niye bununla niye gidiyorsun yani? Sana diyorum ya, cevap versene. Burada inebiliriz biz. Burada. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Rica ederim. Dur, ben yardım edeyim sana. Yok, hiç gerek yok. Olur mu öyle şey? Canım, gel. Teşekkürler. Ne demek? Ya dikkatini dağıtan şey her neydiyse eğer, umarım hallolur. Biliyorum. Teşekkürler, görüşürüz. Oldu, teşekkürler. Gel canım. Çok mu ağrıyor? Sanem. Ya şey diyeceğim. Ben yani merak ederim seni. Hani belki tekrar bir haber gelir ya da sana bir şey olur. Ne bileyim, tekrar hastaneye gitmek gerekir falan yani. Nasıl haber alabilirim senden? Teşekkür ederim. Numaramı vereyim? Aa, süper olur. Tamam. Sen yaz istersen. Gel, mahallenizde ne kadar güzelmiş ya, böyle amcalar, simitçi dayılar falan, film gibi yani. Aha, evet, öyledir. Mahallemiz insanları olsun, kendisi olsun çok güzeldir. Evet, çok güzeldir mahallemiz. Oldu, teşekkür ederiz. Sağ olun. Dışı sevinçimizi yakıyor buranın. Çok güzel. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz, Allah artık hadi. Kolay gelsin. Baba. Nasılsın? Ben iyi. Sağlığın, sıhhatin nasıl? İyi, oh, harika, harika. Ben iyiyim ya, bir yaramazlık yok. Ya ajans konuşuruz ya başka bir zaman. Aramana çok sevindim çünkü ben de seni arayacaktım. Seninle konuşacaklarım vardı. Evet. Önemli birazcık. Kızlar.
Nihat. Nihat Bey. Hadi hadi yemek vakti ya. Gelin de bir işin elinden tutun. Hadi tutmadınız hiç olmazsa çorbaları koyun ya tabaklara. Hadi gelin. Hayır yani siz işe gidip çalışıyorsanız ben de işe gidip çalışıyorum. Ben de yani iş kadınıyım artık. Yeter. İş. İş öyle mi? Yani sizin yaptığınız iş mi Mevkıbe Hanım? He? Kocanıza böyle rakip olarak iş kurmak iş mi? Ay asla rakip değiliz biz sana kocacığım. Aa aşk olsun. Yani biz başka bir alanda biliyorsun hizmet veriyoruz maliyede. Siz ya. Başka alanda değil efendim başka mekanda iş yapıyorsunuz. Aynı işi yapıyorsunuz. Bırak kızların yanında artık. Yeter. Hoş geldiniz. Hoş bulduk baba. Geç ablacığım otursan. Çorbaları koyuyorum. Koy kızım çok acıktım. Hadi bakalım. Sanem. İyi misin sen çocuğum? Rengin atmışsın ne oluyor? Ay, yorgunum biraz iş seyahatinden döndüm ya. Bir de üstüne ajansa gidip çalıştım. Vallahi maşallah Can Bey. Ne güzel çalıştırıyor elemanlarını. Ondan öğrenmek lazım patronun etabı yani. Canım şunu. Ay kusacağım. Nihat. Onlar ne sen sevmezsin ki onları. Hayır bayılırım en sevdiğim şey. Gözünü seveyim. Sağlıksız kaldır Allah'ını seversen ne olursun ya. Bu ne? Dur bak ben sana getireceğim. Dur. Anneciğim organik baharatları. Tamamen doğal. İster misin? İstemez. Anneciğim zeytinyağı. Sağlıklı beslenmek isteyenler için anneciğim ev yapımı sos. Ha? İstemez. Ay baba ne yapıyorsun? Çorba ama o. Aa, ama çok güzel kızım bak. Çorba? Ay yok yok ben çok iyiyim böyle yok istemem sağ ol baba. Sen? Ketçap düşünülebilir ama şu an tercih etmiyorum teşekkür ederim. Ama o kadar lezzetli ki bak bak. Ne? Çocuklar siz anlatsız bak baharatlardan. Ben daha sade tercih ediyorum tükürüğümle kusacağım şimdi. Leyla. Sen seversin organik zeytinyağı çocuğum. Şifa hadi. Yok anneciğim ben bugün almayayım onu. Sağ olun. Vallahi zehir oldu zaten. Baba. Baba gözünden yaş geldi yapma. Çok güzel ama yiyeyim mi? Dolmayı o zaman hardalla. Onu sade şey yapıyorum kızım. Babam itiraf edince kızmadın mı? Yani onca yıldır sakladı bizden. Yani ben uzun süre anneme öfke duyduğum için, kızgın olduğum için... Daha da artık sıtkım sıyrıldı yeter. Yoruldum. Öfke duygusundan yoruldum ya. Anlıyorum. Babama karşı aynı şeyler hissetmek istemiyorsun. Gerçi sen de kızgınsın babama. Ajanstaki tavrı. Anneme olan hikayesi falan. Evet. Evet kızgınım. İkinize de. Baba ben affettim sizi. Yani sen de affedebilirsin. Annem ne diyor biliyor musun? Ben de anneme benziyormuşum. Yani. O terk etti gitti ya hani. Ben de aynı şeyi yapıyormuşum giderek. Öyle mi yapıyormuşsun? Bilmiyorum belki olabilir, hırsı olabilir. Öyle yapma o zaman. Madem bu kadar emin değilsin, gitme. Ben artık neyin doğru neyin yanlış olduğuna hiç emin değilim. Ama şunu biliyorum. Yani... Evet haksızlık etmişim anneme yani fazla tepki vermişim. Onu biliyorum, onu görüyorum yani. İyi. Annemle aranı düzeltecek olmana sevindim. Yani ben de aranızda kalmaktan o kadar yoruldum ki. Sen de biliyormuşsun ha bu işi. Tak 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 bayağı iyisin kesmede. Öf en sevdiğim. Gerçi avuç atmayacağım öylesine verdim canım. Gerçekten ben yerim o zaman. Salatasını yaparız.